Merhaba sevgili çocuklar. Bir videoda daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dostum var yanımda. Ne yapacağız bu videoda? Evet, bakın. Çıkarma işlemi ile bölme işlemi arasındaki ilişkiyi artık bu videoda çok güzel anlamış olmamız gerekiyor. Onun için bu çalışmaya hazırladık. Ee, sizler de hazırsanız haydi başlayalım. Ee, ne yapıyorduk hatırlıyorsunuz? Ee, soruyu okuyorduk, önemli yerlerin altlarını çiziyorduk, sonra da cevaplamaya başlıyorduk. Bakalım ne diyor sorumuz? Aşağıdaki çıkarma işlemlerine karşılık gelen, bakın çıkarma işlemleri var. Evet, bu ve diğer sayfada çıkarma işlemi var. Çıkarma işlemlerine karşılık gelen, çıkarma işlemlerine karşılık gelen böyle bölme işlemleri ile eşleştiriniz. Haydi bakalım başlayalım mı? Evet, bu çıkarma işlemi var. Bu çıkarma işleminin daha kısa yoldan yapılmış haline biz bölme diyorduk değil mi? Bir önceki videodan da hatırlıyorsunuz. Peki o zaman acaba bunun için yapacağımız bölme işlemi hangisi? Hadi beraber bir bakalım mı ne olmuş? 16 tane işte diyelim ki şekerimiz var. Kaç kişi paylaşmış bak kaç sürekli kaç çıkarıldıysa evet o, o ok, ıı, o kadar kişiye paylaştırılmış demektir. Evet. Peki şimdi şuraya ben diyorum ki şu bölme işlemini birlikte bir yazalım mı? Hiç paylaşmadan önce kaç tane fındığımız var? Bakın 16. Yazıyorum bak 16 bölü değil mi? Peki hep kaç çıkarılmış? Oralara şöyle bir işaret koyalım mı sizinle? Bak 4 çıkarmışlar. Hep 4 çıkarmışlar. Görüyor muyuz? Evet. O zaman 16 tane fındığı kaç kişi paylaşmış? 4 kişi. Peki kaç paylaşım yapılmış? Her çıkarma işlemi bir paylaşım çocuklar. Her çıkarma işlemi. Bakın burada bir çıkarma görüyorum. 1 2 3 4. 4 paylaşım. 4 kere paylaşmışlar yani. 4 paylaşım. Peki yani 16'nın içinde 4. 4 kere var demekmiş. Hadi bir sayalım. 4 8 12 16 bakın. 4 sayma yaptım. 4 kere 4 kere 4 16 çıkartıyorum 0 0. Peki bu işlemi gösteren bölme işlemi buysa bunlardan hangisi acaba değil mi? Şu bakın. Evet hemen ne yapalım? Eşleştirelim. Evet. Hoppa bak. Evet. Bunu bunu anlatan bölme işlemi bu. Hadi bir sonraki alıştırmaya geçelim. Evet. Ne yapıyorduk önce? Ee, buna ait bölme işlemi şurada bir yazalım. Hiç paylaşmadan önce kaç fındık var? Bakın 20. 20'yi yazdım. Güzel. Bölü hep kaç çıkarılmış? Onlara işaret koyuyorduk. Bakın. Bak 5 çıkartılmış. Hep 5 çıkartılmış. Görüyor muyuz? Peki. O zaman kaç kişi paylaşmış? 5 değil mi? 5 paylaşmış. 5 kişi paylaşmış. 20'nin içinde 5 ya da 20 fındığı 5 kişiye paylaştırırsam acaba kaçar tane fındık düşer? Evet, ne yapıyorduk? Kaç kere paylaşım yapıldığını bak şu çıkarma işlemlerinden anlıyorduk. Görüyor muyuz? Bak. 2 3 4 defa paylaşmışlar. 1 2 3 4. Yani 4 kere dağıtım yapmışlar. 4 dağıtım yapılmış. Evet. 4 4 dağıtım. Dağıtım yapıldı. Peki. 20'nin içinde 5 kaç kere var? Hadi sayalım. 5 5 sayacağız onun için. 5 10 15 20. Kaç kere saydım? 4 kere. Bakın burada kaç dağıtım yapıldı? 1 2 3 4 dağıtım yapıldı. Hemen şuraya 4 yazıyorum. 4 kere 5 20 çıkardım. 0 0 Bu işlemi gösteren ee, gördüğümüz e, bulut hangisi acaba? Hı? 20. Evet. Bak 20. Hepsi 20. Görüyor muyuz? Evet. Kaç kişi paylaşmış? 5 kişi. Bak. Hep 5'ti. Evet. Güzel. Ve 4 e, 4'er tane düşmüş. O zaman işlem aradığımız işlem tam da bu. Şimdi yeni. Yeni sorumuza geçelim beraber. Evet. 8. E, bakalım yeni işlemimiz neymiş? Bakın. Ne yapıyorduk? Hiç paylaşmadan önce kaç fındık var? 8. Buraya yazıyorum. Bölü. Hep kaç çıkarılmışa işaret koyuyorum. Kaç çıkarmışlar? Bak burada bir iki gördüm. Bir iki de burada. Bir tane de burada. Bir tane de burada. Bak hep iki çıkartılmış. O zaman 8 tane fındığı kaç kişi paylaşmış? 2 Peki e, kaç dağıtım yapılmış? O dağıtımı bulmak için ne yapıyorduk? Çıkarma işlemlerini işaretliyor. Birinci dağıtım, ikinci dağıtım, üçüncü dağıtım ve dördüncü dağıtım. Dört dağıtım, dört dağıtım yazıyorum buraya. Peki şimdi bu dört dağıtımı nereye yazacağız? Buraya yazacağız değil mi? Evet iki kere dört sekiz. 8'den 8 çıktı 0. Bak bu 4 dağıtımı bulmak için şöyle bir yolda izleyebilirsiniz. 8'e ulaşmak için 2 2 sayabilirsiniz. 2 4 6 8 bakın 4 çıkıyor. 4 de burası. Ayrıca dağıtım sayısı yani çıkarma işlemi sayısına eşit bu 4. Peki bunu gösteren işlem hangisi? Bak sevgili dostum da oradan diyor. Ne diyor? Bak bak işte burası diyor. 8'i evet 2 kişi paylaştı ve 4'er tane aldı. Hop bakın burası evet. Çok güzel. Haydi devam edelim. Evet bir çıkarma işlemi var. Çocuklar aklımızdaki hemen söyleyelim. Buna ardışık çıkarma deniliyor. Yani hep aynı sayıyı çıkartıyorsunuz. Böyle bir işlemi biz bölme olarak yazabiliyoruz. Hadi bakalım. Hiç dağıtmadan önce kaç fındık var? 15. Yazdım 15'i buraya. Hadi siyahla yazmak istiyorum ki kırmızıyla işaretliyoruz. 15 bölü Peki hep kaç çıkartılmış? Onlara işaret koyuyorum. Bakın 5. Burada da bir 5, burada da bir 5 gördüm. 15 fındığı 5 kişi paylaşmışlar. Peki kaç dağıtım yapılmış? Dağıtımları ne yapıyorduk? Bak yuvarlak için alıyorduk. Çıkarma işlemi. Birinci dağıtım, ikinci dağıtım ve üçüncü dağıtım. Üç dağıtım yapılmış. Üç kere dağıtılmış. Peki bu ne demek? 15'in içerisinde ya da 15 tane fındığı 5 kişiye paylaştırırsam. Evet hadi sayalım. 5, 10, 15. Bakın 3 bulduk. Dağıtım 3. Gördük mü? O zaman buraya ne yazıyorum? 3. 3 kere 5. 15 çıkardım. Evet, gördük mü? Güzel. Hemen bu işlemi gösteren işlem hangisi? Kahverengi diyor bak dostum. Doğru mu acaba bir kontrol edelim? Evet, 15. Evet, aa kahverengi mi? He, sevgili dostum, ne yaptın? Bak, burada 5 kişi paylaşmış, burada 3 kişi. Aman dikkat çocuklar, bu yanlış, değil mi? Bu bu da yanlış. Bu doğru olabilir mi? Evet bakın 15 tane fındık 15. 5 kişi paylaştı evet. Her birine üçer tane doğru. Bak bu doğru. Gördün mü sevgili dostum? Bir dahakine lütfen dikkat et. Evet haydi devam edelim. Bir tane daha var. O bayağı da uzunca bir çıkarma işlemi. Görüyor musunuz? Of of of. Yetmemiş şuradan devam edilmiş. Hadi yazıyoruz buna ait bölme işlemini. Hiç dağıtmadan önce 18 tane varmış. 18 tane fındık. Güzel. Peki kaç kişi paylaşmış nasıl anlıyorduk? Bakın bu ardışık çıkarma işleminde hep kaç çıkarılmış? Bak 2 gördüm, 2, bir daha 2, bir daha 2. Görüyor muyuz? Hep kaç çıkarılmış? 2. O zaman 18 fındığı kaç kişi paylaşmış? 2. Bak yazıyorum. Peki kaç dağıtım yapılmış? Dağıtım sayısını bulmak için çıkarma işlemini sayıyordum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 ve 9. Hım 9 kere dağıtılmış. Yazalım buraya. 9 dağıtım. 9 dağıtım yapılmış. Hadi biz de bir bulalım. Bakalım burası gerçekten 9 olacak mı? Onu yapabilmek için ne yapacağız? İkişer ikişer 18'e kadar saymalıyız çocuklar. Haydi sayıyoruz. 2 4 6 8 10 12 14 16 18. Bakın tam 9 sayma yaptık. Evet, hemen şuraya 9 diyorum. Evet 2 kere 9 18. 8'den 8 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Bakın 9 dağıtım ve 9. Şimdi bunu söyledikten sonra bu işlemi burada görmeliyim. Aman dikkat az önceki sevgili dostumun yaptığı hataya sakın düşmeyin. Bakın 18'miş. Hiç böyle paylaşmadan önce. Evet 18'lere bakıyoruz. Bu yanlış. Direkt buna Y yazmalısınız. Y demek yanlış demek. 18. Evet iki tane bak. Kandırmaya çalışmışlar bizi değil mi? 18 fındığı bak burada 3 kişi paylaşmış. Burada 2. O zaman bu da yanlış. O zaman doğru olan burası. Değil mi? Evet. Evet bitirmişiz. Bitirmişiz sevgili dostum. Evet sevgili çocuklar bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın çocuklar.